Aslında o soru biraz da rutin bir soru. Şöyle bir soru. Yani şimdi tabii ki 8 yıllık bir program var. Yani lisans programı artı üstüne hazırlık koyuyoruz. Bir kere işte stajlardan bahsettim. Kısa dönem, uzun dönem onlar bekliyor. Burada öğrencileri aslında böyle sıkıcı olmayan çok iyi bir 5 yıl bekliyor. Sebep ne? Müfredatlarımız çok iyi oturmuş durumda. Öğrencileri biz yani ortalama 18 saat kampüste tutacağız haftada. Yani dersler ona göre 18 saat. Dolayısıyla ortalama 18 saat haftada öğrenci kampüse geliyor. Onun dışında araştırma ağırlıklı olacak zaten. Biliyorsunuz artık şey dönemi bitti. Ben hep bunu çok seviyorum ve hakikaten de önemli bir şey. Eskisi gibi değil artık. Yani öğretme dönemi bitti artık. Öğrenme dönemi başladı. Herkes sosyal medyadan, video lecture'lardan, PowerPoint prezentasyonlarından bir şekilde öğrenmeyi başarabiliyor aslında. Üniversitedeki eğitim artık bu kritik bilgilerin tartışıldığı, teamwork dediğimiz takım çalışmalarının olduğu bir ortam olarak bizi bekliyor önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla bizler zaten bu dört bölümde de bunlar yeni olduğundan çok böyle butik bölümler öğrenciyle birebir ilişki halinde. Dolayısıyla hocalarımız bütün öğrencilerin hemen hemen adlarıyla, soyadlarıyla bilirler. Hele ikinci seneden sonra iyice şey oluruz. Yani bütün öğrencilerin problemlerine eğilebildiğimiz bir ortamdayız. Dolayısıyla öğrenciler bürokratik hocalarının yanına gidilmeyen, böyle randevuyla hocasıyla görüşebilen öyle bir ortam burada yok yani. Böyle büyük üniversitelerde olduğu gibi. Zaten bölüm küçük, kompakt, butik bir bölüm. Hocayla öğrenciler iç içe istedikleri zaman özgürce istediklerini söyleyebiliyorlar. Ben de onların dekanları olmama rağmen hem ders de veriyorum. Ben genellikle üniversitede mühendislik matematikleri, sistem analizi, tasarımı, otomatik kontrol, modelleme, simülasyon gibi dersler veriyorum. Ama öğrencilerle iç içeyiz yani. Dekandır, yok bölüm başkanıdır deyip de öğrenciler gelmezlik etmiyor. Çat kapı gelebiliyorlar. Bu 4 yılı böyle özetleyebilirim.